Bu seri iki videodan oluşmaktadır. Şu an izlediğiniz birinci videosu. Ve bu video 100.000 beğeni olduğu anda yeni video, yani dramanın sonu kanalda olacak. Ayrıca başlamadan söylemek istiyorum. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim çünkü 700.000 aboneye az kaldı. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, Lemam'la bir video daha beraberiz. Benim adım Emre. Ruhiken daha çok şey beysin. Bugün Minecraft'ta arkadaşlar Solar Games oynayacağız. 400.000 abone özelde. Çift facecam var. Yanımda da Ender var. Hoş geldin Ender. Hoş bulduk kanka. Premium serverler her zaman crackli serverlere göre daha iyidir. Ve yani daha az hack olur. Banlandın mı çünkü bir daha giremiyorsun. MCH dönemi çok başkaydı abi. MCH sayesinde bak Minecraft'ta sadece bir server sayesinde YouTube Türkiye'de aile ortamı, hatta YouTube Türkiye kuruldu. Küresel sunucularda ne olduğunu anlamadık, sonra da birden büyük bir drama başladı. Sahiden her şey bir anda nasıl değişti? Minecraft'ın en büyük draması yaşanırken ne oldu da Emrecan yalnız kaldı? Minecraft'ın en büyük pedofili davası ve büyük sunucu draması. Kanka işte o zamanlar MCSG'de özellikle normal bir şekilde oyuna giremiyordun. Herkes hile açıyordu. Anasını ağlatmışlardı hileni. Yani insanların yanına bile yaklaşamıyordun. Kapışmak istiyorsun mesela. R'ye basıyorlardı. Kilaro'yu bir açıyorlardı. Uçurtuyorlardı seni. Yani oynayacak hevesi kalmıyordu insanların. Şaşırtıcı şekilde o dönemde buna neyin sebep olduğunu hiçbirisi bilmiyordu. Gerçek drama hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Notch 18 Kasım 2011'de Minecraft'ın ilk sürümlerini piyasaya sürdükten sonra herkes kulaktan kulağa böyle bir oyunun varlığından haberdar oldu. Standart oyuncular survival mod üzerinde rastgele keşifler yapıyorlar ve kapı yapmanın bile rehberini internete yüklüyorlardı. O dönemlerdeki sürümlerde çeşitliliğin günümüze oranla inanılmaz az olduğu Minecraft evrenini tüketmek kolaydı. Kısa bir süre içerisinde single player modunu köküne kadar kazıyan topluluk yeni bir özellik arayışına girmişti. Minecraft online olarak ilk kez Mojang stüdyolarında test edildi. Bu olayın ardından Minecraft.net üzerinde oyunculara sunulan iki seçenekte online şekilde Minecraft oynamanıza izin verildi. Ya Flash Player üzerinden web tabanlı bir sunucu üzerinde ya da bilgisayarınıza indirdiğiniz .jar dosyası üzerinde kendi internetinizi hostlayarak ufak bir sunucuda arkadaşlarınızla oynuyordunuz. Ancak az önce dediğim şey yeniden yaşandı. Online modun single player'dan pek bir farkı yoktu. Yanınızda arkadaşınızla yine maden kazıyordunuz, yine bir ev inşa ediyordunuz, yine aynı şeyleri yapıyordunuz. Minecraft'ın bu paradoksundan sıkılan iki arkadaşsa tüm hikayenin başlamasına sebep oldular. Chad Dunbar, 2010'lu senelerde Kaliforniya'da yaşayan sıradan Amerikalı bir çocuktu. Oyunlara ve yazılıma ilgisi vardı. Ve o dönemlerde Alexej adındaki bir adamın yaptığı bu projeyi yakından takip ediyordu. Arkadaşlarıyla birlikte oyun içi Redstone sistemlerini test ediyordu. Normal Minecraft'tan sıkılmış insanlar o dönemlerde Redstone sistemleriyle yeni şeyler icat etmeye çalışıyordu. Aynı dönemlerde Chad adındaki dostumuz sinemaya çıkmış yeni bir serinin başlangıç filmini görmüştü. Bu film Gary Ross adındaki yönetmen tarafından Hunger Games adındaki kitap serisinden esinlenerek filme uyarlanmıştı. Çıktığında bomba gibi piyasaya giren bu seri bir yıl aralıklarla dönemin en sevilen yapıtlarından olmuş ve Chad ile Minecraft oynadığı diğer arkadaşını inanılmaz etkilemişti. 2012 senesinde Minecraft'ın modlanabilir sunucu özellikleriyle beraber piyasada bir ilki gerçekleştirerek o dönemin ilk açlık oyunları pluginini yazdılar ve bunun üzerinden MC Gamer adındaki siteyi oluşturdular. O dönemde bu öyle bir devrimdi ki yayınladıkları sunucu fragmanı neredeyse yarım milyon görüntülenme almış ve dönemin YouTuberları yeni yaratılmış bu content havuzunda deli gibi içerik üretmeye başlamıştı. Oyun haritaları için CSGO'da olduğu gibi tartışmalar çıkmış ve büyük bir kült yaratılmıştı. Ah o eski mapler. Şu inşaat mapini hatırlıyor musunuz? Lehamam, TTO, Gereksiz Oda, Ahmet Aga, İsmet RG bu dönemlerde çıkan en bilinen Türk MCSG YouTuberlarındandı. Sadece Türkiye değil, küreselde büyük bir survival game akını başlamıştı. Minecraft'ın en hızlı yükseldiği döneminde sunucu listesinde hub sunucuların yanında sadece tek bir oyun moduyla ilk 3'e girmiş ve uzun süre orada durmayı başarmıştı. Ne olduğu konusunda hiçbir fikriniz yoksa, aynı film serisinde olduğu gibi bir daire içerisinde azalan sürede topladığınız eşyalarla birbirinizi öldürmeye çalışıyordunuz. Ortaya koşup itemleri toplamaya çalışmak, iki elmas bir çubuk bulduğunuzda gelen mutluluk çok farklıydı. Mesela o dönemlerde elmas chestplate yapan video atsa yarım milyon izleniyordu ve sona kalan olduğunuzda oyunu kazanıyordunuz. Sunucu içerisine eklenen dereceli sistemiyle beraber listede ilk 20'de olan insanlar açtıkları YouTube kanallarıyla hızlıca büyüyorlardı. Çünkü ilk 20'de olduğunuzda birinciliği oynuyordunuz. Ve insanlar sizin yükselişinizi takip ederken aynı zamanda kanalınızı büyütüyordu. Böylece kamera koymadan bile yüz binlerce takipçiye erişiyordunuz. Ve bu insanlar MCSG'nin listesine girebilmek için günlerce antrenman yapıyorlardı. Çünkü Ranked sistemine kayıtlı 1.217.943 adet sayfada 10 adet insan bulunuyor. Ve bu da 12 milyon rakibe tekabül ediyor. Bu insanların önüne geçmek için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Jitter klikler, dodge sistemleri, oltalar, çakmaklar, geliştirilen onlarca taktikler. Ama bu tarz liste sistemler kolaylıkla suistimal ediliyordu. Ve bu sistem hem büyümenin hem de çöküşün başlangıcıydı.
O dönemlerde MCSG'nin en bilinen klanlarından birisi olan Bad Lion, TeamSpeak üzerinde toplanan 10-20 kişiden oluşan iyi bir topluluktu. Yöneticileri Archibald nickname'li Michael adındaki bir adam ve Master Jiberi nickini kullanan Adam adındaki iki kişiydi. Archibald bilinene göre Microsoft'ta çalışan bir yazılımcıydı. Master Jiberi de aynı şekilde yazılım işleriyle uğraşıyordu. Keyif aldıkları için Minecraft'ta böyle bir klan yönetiyorlardı. Klanları o dönemde iyi PvP yapsa da MCSG'nin ilk yüzündeki PvP delilerinin yanına bile yaklaşamıyorlardı. Adam ve Michael ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar ekibi geliştiremiyorlardı. Sonrasında bir analiz yaptılar. İlk yüzdeki oyuncuların neredeyse hepsi özel PvP sunucularında antrenman yapıyorlardı. Jitter'ı daha hızlı atmak, ok kullanmak, olta ve çakmak, harita rota ezberleri, tuzakta sandıklar, her şey dengeleri değiştiriyordu. Bunun üzerine Bad Lion'a özel bir sunucu açmaya karar verdiler. Ve 20 kişilik Bad Lion klanı orada PvP geliştirmek için deli gibi çabaladı. Sonuçsa büyük bir hüsrandı. MCSG'deki listede işin delisi adamlar sırayı asla Bad Lion'a salmıyorlardı. Master Jiberi ve Archibald'sa kestirme bir yol denediler. O dönemde fark edilmeyecek, MCSG'nin ilk kombat hilelerini geliştirdiler. Kilaura gibi hileler fark edilse de Bad Lion'un kullandıkları ufaktan boost verdiğinden dikkatli incelemezseniz fark edilmiyordu. Doğru zamanda dodge atan sağ klik mekaniği ve attığınız okların aynı script gibi rakibi vurması. Bad Lion başarmıştı. MCSG'nin ilk yüzünü oynamıştı ve klandaki neredeyse her oyuncuyu 1-2 hafta içinde o listeye sokmayı başardılar. YouTuber olma mevzusu ise suya düştü. Çünkü video üzerinde hileyle oynayamazdınız. Bu gizli hileyle sadece klanınıza şan ve şöhret kazandırabilirdiniz. Ki öyle de oldu. Bad Lion'un oyuncuları çok iyi PvP'ciler olarak anılmaya başladılar. Peki sonra hile hızla yayıldı. İnternet üzerinde bu işten ekmek yiyen her YouTuber istisnasız MCSG'de geçirdiği mesaiyi iki katına çıkardı. Çünkü girdiğiniz oyuna gelen hile size asla birinci yaptırmıyordu. YouTuberlarsa birinci olmadıkları oyunları genelde yüklemiyorlardı. Defalarca denediler. 3 maç, 5 maç. Bir süre sonra MCSG Bad Lion'un hileleri yüzünden oynanamaz hale geldi. Archibald ve Master Jiberi ise bu dönemde inanılmaz bir hamle yaptılar. Kendi ürettikleri hilelerden yola çıkarak o dönemin en büyük anti-cheat sistemini geliştirdiler. Sonrasında da bu anti-cheat sistemini daha iyi bir sistemle birleştirdiler. Yine aynı dönemde aynı ikili tarafından yaratılan Minecraft'ın ilk sunucu launcher'ı ve böylece hile yapmanın imkansız hale geldiği Bad Lion'a özel PvP sunucu sistemini hayata geçirmiş oldular. Bad Lion en iyi PvP klanı olarak tanındığı için sunucunun ünlenmesi çok hızlı oldu. Çünkü bu sunucuda oynayan insanlar bu adamlar gibi oluyordu. En azından oyuncular böyle düşünüyordu. Bu noktada hilelerin kaynak kodlarını açık hale getirdiler ve MCSG'de büyük bir kaos yarattılar. Çünkü MCSG'de neredeyse herkes hileyle oynamaya başlamıştı. O dönemde MCSG'yi bıraktığını söyleyerek Bad Lion'a geçen ilk YouTuber TTO'ydu. Ardından devamı geldi. Lehamam MCSG'nin bitişiyle beraber YouTube'a bıraktı. İsmet RG çocuk videoları üreten bir kanala dönüştü. Gereksiz Oda ise neden beni yalnız bıraktınız diye yakınırken bunun çaresi olmadığını fark etti ve farklı içeriklere yöneldi. Tüm bu yaşananların ardından Chat the DJ yani MCSG'nin yaratıcısı Chat, MC GamerNet üzerinde şöyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Direkt olarak bana yönlendirilen sorulara cevap vermek istiyorum. Şu anda MC Gamer son 7 aydır azalan geliriyle birlikte büyük bir fon sorunuyla karşı karşıya ve maalesef sunucuları kapatmak zorundayız. Sunucuları küçültüp belirli bir oranda plugin sistemlerini azalttığımızda bunun daha büyük sorunlara yol açtığını gördük ve sunucuları daha fazla online tutamadık. Sunucuyu devretmek için 2 tane potansiyel yatırımcıyla görüştüm ancak sonrasında geri adım attılar. Kişisel yaşantımda buna devam etmeyeceğim için şu anki amacım MCSG'yi tamamen başkasına devretmek. Ayrıca sunucu kapandıktan sonra markamızı çalmaya çalışmamalısınız. Çünkü MCSG'nin tüm logoları, isimleri hala benim elimde telifli halde duracak. O yüzden sunucular kapandıktan sonra yeni bir isimle bu işi yapmaya kalkmayın. Çünkü telif hakkı konusunda sıfır tolerans tanıyacağım ve acımasız olacağım. Yakında bu site yalnızca okunabilir hale gelecek. Herhangi bir şey değişirse sizi buradan bilgilendireceğim. Geçirdiğimiz harika 5 yıl ve bu sürede bizimle oynadığınız için hepinize teşekkür ederim. Evet, MCSG'nin sonu böyle gerçekleşti. Peki asıl drama bu muydu? MCSG'nin kapanması son noktayı mı koydu? Hayır. Her şey yeni başlıyor. Çünkü MCSG'nin hayranları bu işin peşini bırakmadılar. MCSG'yi dağıtan sunucuyu biliyorlardı. Neredeyse bir yıl boyunca hilelerle kavrulan MCSG'nin para kazanmamasının sebebinin Bad Lion olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bad Lion'un yönetici ekibini 4 yıl boyunca izleyerek deli gibi altını kazdılar. Ve o döneme Minecraft sunucularında ve YouTube'undaki Minecraft topluluğunda en büyük dramayı böyle başlattılar.